Herkese merhaba. Bir kış gününde havanın bu kadar güzel olması insanı inanılmaz mutlu ediyor. Gerçekten mis gibi hava. Şimdi işten çıktım eve giderken. Şimdi kafama takılan bir şey var. Yakın çevremden, uzak çevremden, arkadaşlarımdan, sağdan soldan sürekli duyduğum bir şey. Abi kimse hayatından memnun değil. Kimse yaşadığı hayattan keyif almıyor. Özellikle iş konusu. Herkes böyle işini mecburiyetten yapıyor. Hani severek yapan yok. Evet, değişik bir sistem dünyanın bu sistemi. İşte vaktini arıyorsun. Bunun karşılığında para alıyorsun. Sen zamanını satıyorsun. İş yükünü satıyorsun. Onun karşılığında da belli bir miktar para alıp bununla yaşamaya çalışıyorsun. Ancak biraz daha erken olgunlaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani yapacağın mesleği, seveceğin mesleğin ne olduğu, ne yaparken keyif aldığın, hani hobini mesleğine dönüştürmek dedikleri olay, hobinden para kazanmak dedikleri olay, bunu birazcık erken fark etmek gerekiyor. İşte aile desteğiyle olabilir veya araştırmalarla olabilir. Bilmiyorum nasıl olacağını. Ben biraz erken fark ettim açıkçası. Çünkü şu an yaptığım mesleği daha lisede karar vermiştim. Ben bunu yapacağım diye. Ve lisede staj yapmaya başlamıştım. Staj denemez tabii de işte tecrübe edinmeye çalışmıştım. Ondan sonra bununla ilgili bir üniversiteye gittim. Bununla ilgili belgelerimi aldım. Ve hala bu işimi yapıyorum. Çok da severek yapıyorum. Ama kendi piyasamda da hani hep bunu görüyorum. Ya işte şöyle mutlu değiliz, şöyle memnun değiliz. Az para veriyorlar. İşte bir böyle muhabbetler dönüyor. Şimdi paranı kendin konuşmalısın. Kaliteni kendin göstermelisin. Sen ne kadar kaliteli olursan o kadar da paran artıyor. Sistem böyle. İsterseniz evet deyin, isterseniz hayır deyin ama bu böyle. Ne kadar kaliteli çalışırsınız. Bak çok çalışmaktan bahsetmiyorum. Kaliteli, verimli. Hani kısa sürede bile değeriniz artıyor. Çünkü bir nevi kendimizi satıyoruz. Vaktimizi satıyoruz. Bunlar biraz önemli konular. Bu motosiklet kibarlığına bayılıyorum ya. O motosikletler birbirlerini gördüklerinde selam vermeleri. Bak ben hala alışmış değilim. Yıllardır hala alışamadım. Adamlar selam veriyor. Ben de tabii selam veriyorum. Bazen kornaya basıyorlar. Elim ayağım birbirine giriyor. Lan ben de çalayım falan diye böyle. Şimdi adam hem el salladı hem kibarlık yaptı. Yol verdi. Bu camia gerçekten çok güzel. Ama tabii her camiada olduğu gibi tam tersi de mevcut. İşte böyle apaçilik yapan böyle direkt böyle sana sıfır geçen tipler de mevcut. Ama daha az motosiklet camiasında. Gerçekten çok az. Evet, gelelim konumuza. Abi niye memnun olmadığımız işleri yapıyoruz? Onun da cevapları para kazanmak için zamanında bunu seçmişim, şu an çok pişmanım gibisinden cevaplar alıyorum. Bu yüzden özellikle genç kardeşlerime, benim çalıştığım grup da çok gençtir, hep sevdikleri işleri yapması yönünde yönlendirmeye çalışıyorum diyelim. Oluyor mu? Bazılarına oluyor gerçekten. Bir hayat sürüyorlar. Kimisi sevdikleri işi yapmaya başladıklarında ya da seveceklerini düşündükleri işi yapmaya başladıklarında o meslekten soğuyorlar. Ya benim istediğim aslında bu değilmiş, ben biraz kararsız kalmışım gibisinden konuşuyorlar. Yani hayat bize ne getiriyor gerçekten bilemiyoruz ama ben bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü severek yapıyorum işimi. Gerçekten bağlanıyorum yaptığım işe. Emeğinin karşılığını az buçuk alıyorsun. Az buçuk ama bak gerçekten ben dört dörtlük aldığımı düşünmüyorum. Ama hani diğer arkadaşlarıma göre daha kafam rahat diyebilirim. Bir de hitap ettiğim kitle genelde işte böyle ergenlik zamanındaki kitlelerden ve benim çalıştığım çocuklar, birlikte vakit geçirdiğim çocuklar inanılmaz adamlara dönüşüyorlar. Ya bunu görmek, seyretmek bana inanılmaz keyif veriyor. Böyle hani mutlu olursunuz ya, bir şeyi başarırsınız, onlarla bir şeyleri paylaşırsınız ve onların başarılı olduğunu görürsünüz ya. Gerçekten ben bundan keyif alıyorum. Ya kesinlikle bir beyaz yakalı dedikleri sınıftan olduğumu hayal edemiyorum. Gerçekten 2 sene o tarz bir şekilde, ne yapıyorsun kuş? Çalıştım. Sabah böyle 9'da mesai başlıyor ama 8'de orada olmak zorundasın. İşte servis koymuşlar. Servis seni evinden 6'da alıyor falan. Böyle çıkıyorsun. Çıkış saatin 5 gözüküyor ama eve gelişin otomatikman 7 oluyor. Yani nasıl hayat bilemiyorum. Evet, o adam isyan etmek de haklı. Ve gerçekten bu şekilde çalışıp böyle herkes 5-10 bin lira böyle rahat yaşayacak paralar kazanmıyor. Bunu asgari ücrete çalışanlar da var. Tabi isyan etmiyorlar. İşin garip tarafı burada yani. Hani birazcık kendinizin de isyan etmesi gerekirse gerçekten
politik kararlar alabilmeniz gerekli. Politik kararlardan kastım şu, evet gerekirse istifa etmelisiniz. Ben bunu çok yaşadım hayatımda. Yaklaşık 3 ya da 4 iş yeri değiştirdim. Hepsine dönüp baktığımda benden sonra veya bizden sonra, benim gibi arkadaşlardan sonra çok güzel düzenlemeler yapmışlar. Bize denk gelmedi ama bizden sonrakilere denk geldi. Şimdi mesela benim çalıştığım yerde de genelde emeğinin karşılığını vermeye çalışan insanlar. Hani ellerinden ne geliyorsa seninle paylaşmayı seven insanlar. Bir de sevdiğim bir iş olunca burası uzun soluklu oldu. Şu an 2 senedir buradayım. Hani birkaç yıl daha böyle üst segmentlere çıkmadığım sürece burada kalmayı düşünüyorum. Bir de benim kendi şu an mevcut takımımdaki arkadaşlarımı bir mezun etmek istiyorum açıkçası. Çünkü onlarla çok fazla geçmişim var. Birçoğuyla 4-5 senedir, birçoğuyla da 2 senedir çalışıyorum. Gerçekten onların o çocukluk döneminden gençlik dönemine geçişlerini, işte yaptıkları hataları görmek, onları düzeltmek veya senden akıl almalarını görmek insanı, yani beni diyeyim, tatmin ediyor, çok mutlu ediyor. İşte insanlar kendilerini mutlu edecek aslında işleri bulduğu zaman bu sefer hayat çok farklı bir boyuta geçiyor. Çünkü hayattan keyif almaya başlıyorsunuz. Hani baktığınız zaman insanlar evinden çok, ailesinden çok iş yerinde vakit geçiriyorlar. Orada da mutsuz olduğunu düşünürsen işin gerçekten iş. Yani demek istediğim, bu hayata bir kere geliyoruz. Radikal kararlar almaktan çekinmemeliyiz. Benim görüşüm. Özellikle genç yaşlarda daha korkusuz olmalı. Çünkü belli bir yaştan sonra, yani evlendin, çocuğun var, belli başlı sorumlulukların olduğu zaman büyük sıkıntıya giriyorsun. Çünkü artık sana bir şeyler zor geliyor. Çünkü geçim derdi sarıyor seni. Hani tek kendini düşünmüyorsun ama tek kendini düşündüğün zamanlar, genç olduğun zamanlarda daha farklı olabilir. Dayı hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi ama. Özellikle genç arkadaşlar, babasının mesleğine devam etmeyecek arkadaşlar, yani devam etmek zorunda kalmayan arkadaşlar, çok iyi bir seçim yapmalısınız. Çünkü bir anda bir emek verip, yıllarını verip, okuyup, işte belgeler toplayıp bir anda iş değiştirmek zor oluyor. Ama sizin yaşlarınızda, daha üniversiteye yeni giriyorken, istediğin bölümden emin olduğun sürece, yani mutlu olacağına inandığın bölümden emin olduğun sürece o bölümü hemen seçmelisin. Belki de birazcık anne babana karşı çıkmalısın ya. Şunu düşün, hayatın boyunca bir meslek yapacaksın. Yani hayatının belki de 1/3 diyeyim ya da 2 diyeyim o meslek üzerinde geçecek. Gidip geleceksin oraya, vaktini harcayacaksın, saatini, emeğini harcayacaksın. Bunun gerçekten seni tatmin edici, seni mutlu edici olması şart. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.